الدعم التركي هو للشعب الفلسطيني وليس لحماس تركيا حقق نجاحات كبيرة بل هو أنجح نموذج في الشرق الأوسط Tunus'ta gizli bir örgütlenmenin siyasallaşması ve ülkenin kaderini değiştirmesinin adı Nahta Partisi ve bu partinin lideri Rashid Gannouchi. 1941 yılında Gannouchi'nin doğduğu Tunus bir Fransız sömürgesiydi. Ülke bağımsızlığını kazandıktan sonra on yıllarca sürecek layık bir diktayla yönetilmeye başlandı. Uzun yıllar kamu hayatında başörtüsünü yasaklayan bu seküler diktatörlük, üniversite eğitimi için Mısır'a giden Gannoşi'yi rahat bırakmadı. Tunus Büyükelçiliği'nin baskısından dolayı Suriye'ye geçti. Şam Üniversitesi'nde felsefe eğitimi gören Gannoşi, yüksek lisans eğitimi için Paris'e gitti. Ama eğitimini tamamlayamadan Tunus'a döndü. Ve artık Tunus'un siyaset sahnesindeydi Gannoşi. Gizli örgütlenmeyle başlayan siyasi hayatı sürgünler, cezaevleri, engellemeler ve sonra başbakanlıkla devam edecekti. 1969'da ilk olarak İslami Yöneliş Hareketi'ni kurarak siyaset arenasında ismini duyurdu. Hareketi yasallaştırmak için 1989 yılında Nahda adını aldı. Nahda yani uyanış. 1989 yılında yapılan seçimlere girmesi yasaklandı Nahda'nın. Buna rağmen seçime bağımsız olarak giren bazı parti üyeleri hiç de azımsanamayacak bir oy aldılar. Bağımsız adaylar için sandıklardan %10 ila 17 arasında oy çıktı. Bu başarıdan dolayı Binali rejimi seçimden 2 yıl sonra Nahta'nın 25 bin destekçisini hapse attırdı. 1990 yılında Gannouchi Londra'ya sürgüne gönderildi. ve 2010'un son günlerinde 26 yaşındaki Tunuslu Muhammed Bouazizi'nin kendini yakmasıyla başlayan Yasemin Devrimi 23 yıllık Zeynel Abidin Binali iktidarı devrimle çöktü. Binali kaçtı. 11 sene sürgünde yaşayan Ganouchi için artık geri dönüş vakti gelmişti. Ülkesine döndü ve Nahda hareketinin genel başkanlığına seçildi. Nahta devrimden sonra 23 Ekim 2011'de yapılan ilk genel seçimlerde %42'lik oyla hükümeti tek başına kurma hakkını kazandı. Ama o anda Gannushi devreye girdi. Tek başına iktidarı değil, biri sosyal demokrat, diğeri liberal iki layık partiyle koalisyon kurmayı tercih etti. Gannushi, Tunus'u ve devrimi Mısır'da Müslüman kardeşlerin başına gelen darbenin bir benzerinden kurtarmıştı. İktidar tecrübesi olmayan Nah da eridi. 26 Ekim 2014'te yapılan genel seçimlerde parti ikinci çıktı. Ama iktidarın demokratik yollardan değişmesiyle Arap Baharı'nın tek başarılı örneği haline gelmişti Tunus. Bunu da en başta Gannoshi'nin liderliğine borçluydu. Yani tıpta olduğu gibi ne zaman normal ilaçlar işe yaramazsa bir ameliyat zaruret olur ve devrimler ameliyat gibidir, acı vericidir ve bir ulusun en son çaresidir. Bu sözleri sahibi Raşid Gannuşi, Tunus'ta Arap devrimlerinin başarı öyküsü olarak kabul edilen Yasemin devriminin öncülerinden biri oldu. Yıllar boyu mücadeleyle geçen hayatı bir zaferle taçlandı. Ancak o bu zaferi gerektiğinde başkalarıyla paylaşmak konusunda da cömert davrandı. Ceren Kenar AK Parti Kongresi için Türkiye'ye gelen Raşit Gannuşi ile buluştu. Hem Tunus tecrübesini hem Türkiye-Tunus karşılaştırmalarını konuştu. Arap Baharı sona erdi mi? Hayır ama zorluklarla karşı karşıya. Devrimler düz bir çizgi üzerinde ilerlemez. Kimi zaman yükselir, kimi zaman düşer ve sonunda yeniden yükselişe geçer. Fransız devrimi diktatörlükten demokrasiye geçişte hedeflerini gerçekleştirmek için 70 sene devam etmiştir. Doğu Avrupa ve Latin Amerika devrimleri de öyledir. Arap alemi geçiş sürecine girmiştir. Orada Arapların içine dolan yeni bir nefes var. Bu yüzden bu mesele bir değişim meselesidir. Biz bu değişimin toplumun içinden gelen sivil siyaset ve özgürlüklerin önünü açan bir değişim olmasını temenni ediyoruz. Tıpkı Fas'ta olduğu gibi. Sizce Batı dünyası hala Arap devrimlerini desteklemeye devam ediyor mu? Yoksa Batı için artık Orta Doğu'da demokrasi öncelikli bir mesele değil mi? Tunus tecrübesine gelecek olursak, Tunus tecrübesi doğru yolda ilerlemeye devam etmektedir ve istikrarlıdır. Bu demokratik geçiş süreci Batı tarafından desteklenmektedir. Çünkü Batı, teröre ve IŞİD gibi yapılara alternatif teşkil eden bir yapının başarılı olmasını istiyor diğer ülkelerdeki devrim süreçlerinin hali hazırda zor dönemlerden geçtiğini, fakat mutlaka yolunu bularak tekrar yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Tabii bu zamanla olacak. Tunus'taki mevcut durumu nasıl görüyorsunuz? Tabii ki Tunus için söylediğim gibi, Tunus şu anda istikrarlı ve güvenli bir ülke olarak devam etmektedir. Tunus'ta İslam ve demokrasinin arasını bulmayı başarmış bir anayasa, ve başta ülkenin iki büyük partisi Nida ve Nahda olmak üzere dört siyasal parti arasında güçlü bir koalisyon vardır. Tunus'ta terör tehdidi var ama terör Tunus halkının iradesi ve demokratik geçiş sürecini başarıyla tamamlama azmi karşısında kırılacaktır. Ben Tunus'ta demokratik bir geleceğe dair oldukça umutluyum. Bir yandan Türkiye modelinin çöktüğünü ve buna alternatif olarak Tunus modelinin parlak bir örnek olduğunu, hatta Türkiye'nin bu anlamda Tunus'tan örnek alması gerektiğini söyleyenler var. Türkiye'nin Tunus'takine benzer bir koalisyon tecrübesinden öğrenmesi gerektiğini ve bu koalisyonların daha faydalı olduğunu söyleyenler var. Bu görüş hakkında ne düşünüyorsunuz? Tunus ve Türkiye modeli arasında bir ihtilaf yok. Tunus'ta bizler demokratik bir geçiş gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Türkiye ise bu geçişi demokratik bir sistem ve toplum vasıtasıyla başarıyla tamamlamış bir ülke. Orada seçimlerde başarılı olan parti ülkeyi yönetmektedir. Demokrasi koalisyona mahkum değildir. Mesela İngiltere'de bir parti iktidardayken bir diğeri muhalefette bulunuyor. Seçim sonuçları herhangi bir partiye tek başına iktidar olma imkanı vermediğinde koalisyon istisnai bir durum olabilir. Buna rağmen Türkiye'deki demokrasi tecrübesi başarılı bir tecrübedir. Türkiye, Orta Doğu'da demokrasiyi oturtmayı başarmış tek ülkedir. Ve bunu yaparken de son 10 sene içinde ekonomi ve ülkenin kalkınması açısından ciddi bir mesafe kat etmiştir. Türk lirası sıfırlardan ibaret bir yumakken bugün G20'ye girmeyi başarmıştır. Suriye'deki sorunu aşmak için nasıl bir çözüm yolu öngörüyorsunuz? Suriye'de korkunç, kanlı ve yıkıcı bir çatışma var ki bu da orada halka hükmetmeyi beceremeyen kokuşmuş bir rejim olduğunu gösteriyor. Bu durumda ya halk değişecektir ya da iktidar değişecektir. Bugün Suriye halkının yarısı ülke dışındadır. Aynı zamanda binlerce Suriyeli ölmüş ve insanlar perişan olmuştur. Bundan dolayı Suriye'de Esed gitmeden bir çözüme ulaşılamaz. Esed'in Suriye halkının lideri olduğu kesinlikle söylenemez. Çünkü halkı binler halinde öldüren bir yönetici, lider değil ancak katliamcı olarak nitelenebilir. Dolayısıyla Esed'e sunulan her destek, insan hakları ihlali ve insanlık karşıtı suç demektir. Sizce Müslüman kardeşler Mısır'da yenilmiş bir hareket midir? Bizler defalarca Mısır ordusu başında bulunan isim her kim olursa olsun, Mısır halkı ve Mısır devrimi arasında karşılıklı bir uzlaşıya çağırdık. Ve hala bu yöndeki davetimizi iğneliyoruz. İhvan-ı Müslümin ve Mısır ordusu, Mısır siyasetinde olmazsa olmaz iki aktördür. Hiç kimse Mısır ordusunun elini tamamen siyasetten çekmesini beklememektedir ve aklı başında hiç kimse de yerin yarılarak İhvan-ı Müslümin cemaatini yutacağını düşünemez. İhvan-ı Müslümin Mısır siyasetinde etkin büyük bir örgüttür ve Mısır'da gerek şehirlerde gerekse kırsal kesimde oldukça geniş bir tabana sahiptir. Bu yüzden de Mısır'daki tek çözüm, ordunun ihvanla ve liberaller, Kıptiler gibi diğer siyasi güçlerle bir uzlaşı içinde olmasıdır. Bugünkü durum, IŞİD'in Mısır'a girmesinin önünü açmaktan başka bir şeye yaramayacaktır. Ki hali hazırda IŞİD, Sina'da giderek etkinleşiyor. Belki de IŞİD, diktatoryal ve ötekileştirici politikaların devam etmesi durumunda bütün Mısır'a yayılacaktır. Türkiye'nin Orta Doğu politikasını nasıl buluyorsunuz? Türkiye, Türkiye, Arap ülkelerinin olduğu gibi Orta Doğu'da önde gelen bir gücü temsil etmektedir. Orta Doğu'da asli üç millet olduğu bir gerçektir. İran, Türkiye ve Arap ülkeleri. Ve bu üç millet arasında anlaşma ve uzlaşı dili hakim olmalıdır. Türkiye, Türkiye, Arap devrimleri esnasında önemli roller oynadı. Gerek Tunus, gerek Mısır devrimi ve Irak'ta başat bir role sahiptir. Bizler bölgedeki önde gelen kuvvetleri uzlaşıya çağırmaktayız. How do you Sizce IŞİD'in ideolojisi Müslüman dünyada etkili olacak mıdır? Hayır, IŞİD ve fanatizmin geleceği yoktur. Fanatizm, yöneticilerin güçsüz olduğu ortamlarda bir hastalık gibi yayılır. IŞİD öncelikle bölgede hakim olan diktatörlerin uygulamalarının sonra da ABD işgali ve Irak'ta oluşturulan mezhepçi rejimin sonucudur. Belki Mısır'da da diktatörlüğün sonucu olarak yayılacaktır. Demokrasi ve toplumsal adalet yayıldığı zaman bu hastalığın yayılma imkanı kalmayacaktır. İran'ın bölgedeki yayılmacı politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu politikaların sonucu sizce ne olacak? Bizler İran'ın yayılmacı politikalarına karşıyız. Evet onların bölgede var olmaya ve son teknolojiyi kullanmaya Elbette hakları vardır fakat sınırları dışında yayılmaya hakları yoktur Maalesef ki bugün olan budur last Howisi? Obama, Obama hükümetinin Orta Doğu politikası hakkında ne düşünüyorsunuz? Amerika fi ABD bölgeden çekilme durumundadır. Ve bölgedeki Amerikan işgali Saddam'ı yıkmayı başardı. fakat demokratik bir düzen kurmakta başarısız olarak Irak'ta yıkık bir düzen bıraktı ve Irak'ı mezhepçi bir yönetime bıraktı. Bu da Amerika'nın politikalarının başarısızlığını gösteriyor. Thank Çok teşekkür ederim. Reis, thank you.